İşten Güçten programından hepinize merhabalar. Bugün bizler için özel bir gün. Biliyorsunuz programımızın konsepti işveren ve güçverenlerin sorunlarını tartıştığımız, çözüm yollarını bulmaya çalıştığımız bir program. Bugün çok özel konuklarım var. Sosyal medyada uzun yıllardan bu yana gündemde olan emeklilikte yaşa takılanlar. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bu özel konuklarımı tanıtmadan önce siz değerli izleyicilerime, özellikle emeklilikte yaşa takılan dostlarımıza, kardeşlerimize WhatsApp numaramı hatırlatmak istiyorum. 0532 392 2562. Bu WhatsApp hattımızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz. Çünkü sizlerin haklarını savunan burada bir konuklarımız var. Emeklilikte yaşa takılanlar Sosyal Dayanışma Derneği Genel Başkanı Sayın Mustafa Avcı İstanbul'dan. Başkan Yardımcısı. Genel Başkan Yardımcısı. Evet. Mustafa Avcı hoş geldiniz. Hoş bulduk. İstanbul'dan geldiniz. Emeklilikte yaşa takılanlar Sosyal Dayanışma Derneği İzmir Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Doğan Türker. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, Doğan Bey sanıyorum yarın açılışınız var. Evet, nasipse yarın açılışımız var. İzmir derneğinizin açılışını yapacaksınız. Ve yine emeklilikte yaşa takılanlar İzmir Yönetim Kurulu üyesi ve sekreteri Sayın Ülkü Sezgin ve paradan sorumlu Sayman kardeşimizi hemen yanı başıma aldım. İzmir'den geldiler ve Sayman Serap Değer Yıldırım Kanlı. Yıldırım Kanlı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Değerli arkadaşlar, burada biz bize bir program yapmaya çalışacağız. Evet. Çünkü sizin haklı mücadelenizi bildiğimiz, inandığımız için ben sizlere konuk etmeye çalıştım. Ve nasip bugüneymiş. Uzun zamandan beri sorunlarınızı hep burada dilimiz döndüğünce ve Türkiye'deki meslektaşlarımızın büyük bir çoğunluğu sizin haklı mücadelenizle ilgili eylemlerinize katılıyor. Eylem demeyelim de yürüyüşlerinize, panellerinize, toplantılarınıza katılıyor. Burada bu haklı mücadelenizi dile getirmeye çalışacaksınız. Ben önce şöyle değerli izleyiciler, konuklarımıza şöyle baktım. Serap Hanım'ın yaşı sorulmaz ama sanıyorum 5825 günle emekli olacak iken şu anda 7000 küsur gününüz var, doğru mu? Evet, 560 günüm var. Yani 7560 gününüz var. Kaç yıl daha bekleyeceksiniz? Yaklaşık 9 yıl daha bekleyeceğim. 9 yıl. Yani bu Serap kardeşimizin hakkını kim savunacak? Yani yılını doldurmuş, bayan olarak 20 yılını doldurmuş ve 5800 küsur günle emekli olacak iken şu anda 7560 günü var. Ve Serap kardeşimiz şu anda sağlıktan yararlanamıyor. Bir işe gireceğiz zaman Serap kardeşimize sen yaşlısın diyorlar. Emekli olacağız zaman da bu Serap kardeşimize gençsin daha diyorlar. Doğru mu? Aynen, çok doğru Fatma. Şimdi Ülke Hanım'a bakayım. Yine bayan olduğu için yaşımı söylemeyeceğim. 45 ama 5675 günle emekli olacak iken şu anda 6900 günü var. Evet. Ve emekli olabilmek için sanıyorum bir 5-6 sene daha bekleyeceksiniz, evet, doğru mu? Evet, 50 yaş, 5 yıl daha var. Evet. Sayın İzmir Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Bey, emekli olabilmesi için 5675 güne var. Ve 10.000'e yakın gününüz var Doğan, evet, Bey, doğru mu? Evet, 9600 küsur günüm var. 10.000'e yakın gününüz, evet, var. Ve emekli olabilmek için bir 4 yıl daha bekleyeceğim. Evet. Normalde geçen sene emekli olmam gerekiyordu. 5 yıla yakın bekleyeceksiniz. 5 yıla yakın, yakın bekleyeceksiniz. Fakat Serap Hanım'ın, Ülke Hanım'ın, Doğan Bey'in bu haklarını savunmak için derneğin Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mustafa Bey emekli olmasına karşın sağ olsun İstanbul'dan bizim programımıza koşa koşa geldi. Hatta bugün özel bir, evet, yakınınız cenazesini iştirak ettiniz. Ona karşın bu bir görevdir deyip programımıza katıldığı için ben kendisine ayrıca teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yitirdiğiniz yakınınız için de ailesine başsağlığı Allah razı diliyorum. Teşekkür ederiz.
Şimdi efendim, neydi emeklilikte yaşa takılanlar? Bunları çok programlarımızda dile getirdik. 8 Eylül 1999 sizin için çok özel bir gündür, evet, sanıyorum. Aynen. Sizi mutlu eden 8 Eylül 1999. yani sizin yaşamınızda 4447 rakamının, 8 Eylül 1999 rakamının çok özel rakamlar olduğunu, evet, düşünüyorum. Değerli izleyiciler, biliyorsunuz geçtiğimiz programlarda ben sosyal güvenlikle ilgili hep milatlardan söz ettim. Yani emekli olabilmek için, kıdem tazminatı alabilmek için, özürle emekli olabilmek için, malulen emekli olabilmek için hem sosyal sigortalarda yani 4A'da, hem emekli sandığında 4C'de, hem de Bağkur'da 4B'de hep bir milatlar var. Yani 1 Haziran 2002, 1.10, 2008, 8 Eylül 1999 ama ülkemizde en çok kişileri mağdur eden bölüm 8 Eylül 1999. 8 Eylül 1999 öncesi kıdem tazminatı alınmasında, emekli aylığının bağlanmasında 4447 sayılı yasayla çok değişiklikler getirildi. Sayın yönetmenim, eğer sizin için uygunsa bir slaytları verebilir miyiz? Evet, yani bu emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bir Finlandiya modeli getirildi. Bununla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız Profesör Doktor Vedat Bilgin Bey'e bir görev verdi. Bunları ben Sayın Mustafa Avcı ile konuşacağım. İşte EYT 10 gününde çıkacak. Bunu aylar önce ben bir küpürden almıştım. Şu anda 2019 yılının Eylül ayının hemen hemen sonlarındayız. Aylar önce bu manşet atılmıştı. 10 günün üzerinden 110 gün değil, 1110 gün geçti. Halen de bu emekliliklerle ilgili rapor sunuldu deniyor. Yine Mustafa Bey'e soracağım. Herhangi bir raporun sunulduğunu sanmıyorum. Geçelim Sayın Yönetmenim. Son durum nedir? Yani Mustafa Bey programa katılmadan önce benden kopya istedi ama işte buydu. Burada bugün konuşacak olduğumuz, evet, konular. Son durum ne? EYT ile ilgili yasanın çıkma ihtimali umut ediyoruz. Çünkü Sayın Vedat Bilgin'in ben hem çalışan hem çalıştıranlarla ilgili bir araştırma yapmakta olduğunu biliyoruz. EYT'nin ne demek olduğunu, yani sadece 8 Eylül 1999 desek yeterlidir. Geçelim Sayın Yönetmenim. Evet, isterseniz burada duralım yönetmenim. EYT konusu kapanmıştır. Yani nedir Mustafa Bey? Bizimle dalga mı geçiyorlar? Şimdi şöyle, biz 8 Eylül 1999'da çıkarılan yasanın 20. yılı için Ankara'da bir miting düzenledik Tandoğan Meydanı'nda. Evet. Bunun hazırlıkları için biz arkadaşlarımız da, işte Ülke Hanım'ın da katıldığı bir komisyonla birlikte Ankara'da bir hafta önceden, 4 gün önceden aramıza katılan arkadaşlarla birlikte çalışmalara başladık. Biz orada bu çalışmaları yürütürken işte Sayın Vedat Bilgin'le Türk İş Genel Başkanı'nın da olduğu bir toplantının üzerine, Gönül Başkanı'nın da olduğu bir yerde kendileri bizleri Çankaya Köşkü'ne davet ettiler. Biz, evet, de arkadaşlarımız da icabet ettik, gittik oraya. Kendileri konuyu anlattılar. Cumhurbaşkanı'nın kendilerine bir rapor hazırlaması konusunda bir talimat verdiğini, bunu da Sosyal Politikalar Komisyonu Başkan Vekili olarak kendisi ve yanında olan değerli arkadaşlarıyla birlikte, ekip arkadaşlarıyla birlikte bu raporu hazırlayacaklarını ve konuyu bizden dinlemek istediklerini ilettiler. Biz de gittik oraya. Bütün açıklığıyla, zaten bizim davamızdaki yaşadığımız sıkıntılar ya da mağduriyetimizin çıktığı dönemlerle birlikte uğradığımız haksızlıklar bir bilmece değil yani. Herkesin bildiği, çocukların bile bildiği bir sayısal olarak, rakamsal olarak işte denklemler. Ben her zaman şunu söylerim. Bizim insanın hayatı hep rakamlarla, evet, ölçülüyor. Çünkü bakkala giriyorsun, paranın rakamını diyorsun, 50 diyorsun. İşte askere gönderiyorsun, 20 yaşında gönderiyorsun, 22'de geliyor. İşte 4447 diyorsun, 5510 diyorsun. Hep hayatımız sayılarla. Bunlar artık hani şeyini yitirdi artık bizim özelimizde. Çünkü biz rakamların özelinde yaşadığımız mağduriyetlere bakıyoruz. Biz oraya gittiğimizde de ben emekli olmama rağmen şu anda zaten yayından önce de konuşmuştuk. Evet.
Ben 6648 günde emekli oldum. Tabii ki benim 2017 senesinin Mart ayının 6'sında 7'sinde emekli olduğumda bana bağlanan maaş 943 liraydı. Şu anda elime geçen para 1400 lira bile değil. En son aldığım 1370 lira falan bu civarda. Şimdi bizim bu konularla ilgili, maaş bağlama oranlarıyla ilgili, bunun dışındaki yaşadığımız işte 4447'nin getirmiş olduğu kademeli olarak yaşlarımızın uzatılmasıyla alakalı, bunların toplumsal olarak bizlerdeki yaşatmış oldukları, bizlere yansımalarıyla birlikte hayatımızdaki değişikliklerin hepsini anlattık orada. Şimdi yani Mustafa Bey, evet. Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği, evet, gerçekten muhatap kabul edildi diyorsunuz. Evet. Ya bir de ben bu ayrıntıları girmeden önce derneğin kuruluş safhasını biraz anlatabilir misiniz? Tabii ki. Yani bu haklı mücadelenizi örgütlü olarak devam edelim. Evet. Nerede konuşuldu, nerede oluşturuldu? Evet. Şimdi bizim mücadelemiz sadece dernekle başlamadı. Dernekten önce de yaklaşık 10 küsur senelik bir mücadele var. Burada Çanakkale'den Mevlide Türkoğlu adlı bayan arkadaşımızın sosyal medya üzerinden oluşturmuş olduğu bir grupla birlikte Kemal Dedeler, Hüseyin Uzunlar, Mehdi Bıkmazlar, Ünal Öztürkler, İrfan Işıklar, benle birlikte Yavuz Güleşler, onun gibi Recep Doğanlar Kocaeli'nden, böyle değerli arkadaşlarımızın, tabii ki bayan arkadaşlarımız da var, hepsini sayamayacağım yayında. Evet. Bunlarla birlikte biz bir avuç insan olarak sokaklarda yer aldık. Etkinlikler düzenledik. Karda buzda broşürler dağıtarak işte kapı kapı belediye meclis üyeleri, belediye başkanlıkları, işte kamu kuruluşlarına, bütün her yere gitmeye çalıştık. Sesimizi duyurmaya çalıştık. Halka emeklilikte yaşa takılmanın ne demek olduğunu anlatmak için yollara düşmüş. Tabii ki insanlar ilk dönemde mağduriyetlerinin ne olduğunu bilmediği için hep böyle bir lay lay lom havasındaydı. Ama ne zaman ki hiç kendilerini 25 yılı dolup ya da bayanlar 20 yılı dolup ya ben bu zaman emekli olacaktım, neden emekli olamıyorum deyip bu sefer aramıza katılan arkadaşlarımız oldu. Tabii ki bununla birlikte şimdi meclise gidiyoruz. Meclise gidiyorsun, muhatap kabul edilmiyorsun. Vekili arıyorsun, yok. Belediye meclis üyesine dahi ulaşamıyorsun. Yani evet. Çünkü muhatap kabul etmek için bir kurumsal yapının oluşması gerekiyor. Biz bunun en önemli noktasını şeyde yakaladık, mecliste yakaladık. O da şeref merdivenlerini bilirsiniz. Arka evet, tarafta grup evet, toplantıları evet, bittikten sonra hükümet misafirleri, illerden gelen işte destekçileri şeref merdivenlerine gelir. Başbakan ve oradaki bakanlar, milletvekilleri kendileriyle tokalaşırlar, işte selamlaşırlar, işte onları dinlerler. Biz de sağ olsun bir arkadaşımızın vasıtasıyla girdik oraya bir grup olarak. Bize geldiklerinde oradaki danışmanlar ya da orayı yöneten kişiler, o grupları oluşturan, bize dediler ki, siz dediler kim? Kimsiniz? Arkadaşlardan biri dedi ki, biz dedi emeklilikte yaşa takılanlarız. Ne yani dedi. O sırada ben devreye girdim, dedim ki, hayır, bizim buralarda bir sıvıştınız var yani. Evet. Siz girme gene orada evet, sıvıştınız. Aradan yani. Sıvıştık. Evet. Tabii evet, ki. Evet. Aradan evet, sıvıştık. Aman dedi, benim dedi burada olduğumu söyleme. Benim sizi buraya aldırdığımı söyleme diyerekten bir danışman arkadaş yardımcı oldu. Bir de gazeteci arkadaşımız Seyfi Uzunkök. Sağ evet, olsun. Onun sayesinde oraya girmiştik. Bu neticede biz şimdi Sayın Binali Yıldırım Başbakan, Mehmet Müezzinoğlu Çalışma Bakanı'ydı. Evet. Biz orada merdivenlerde dururken arkadaş bunu söyleyince ben dedim ki, biz dedim emeklilikte yaşa takılanlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma derneği olarak buradayız. Ha şimdi oldu dedi. Derneğin evet, adı geçince oldu evet, dedi. Onun ardından bize şey sordum. Başkanınız nerede? İşte danışman nerede? Başkan benim dedim. Danışman dedim burada dedi. Gitti dedim. Bu şekil bir konuşma geçti aramızda. Ondan sonra biz dedik ki arkadaşlar bakın, dernek olmanın önemi, kurumsal bir kimlik, güzel bir kimlik olmanın önemi burada. Muhatap kabul ediliyorsunuz. Bunun neticesinde bizler 2015 yılında zaten derneğimizi bütün illerdeki temsilcilerimizle birlikte ortak karar alarak kurduk. Fakat zaman içinde işte 15 Temmuz'da yaşanan o darbe olayının ardından bazı yaşanan sıkıntılarla birlikte bir süre sürümcemede kaldı. Derneğimiz yatay bir şekilde beklemede kaldı. Evet. Onun ardından dedik ki yani bu dernek bu şekilde kalmamalı. Ben sevgili başkan Gönül Boran Üzübak'ın değerli eşi Alper Bey'e dedim ki, Alper gel dedim, ben dedim bir toplantı düzenleyeyim. Burada sen de bir yer ayarla. O toplantıyı arkadaşlarımızı çağıralım ve bu derneği dedim tekrardan dedim ayağa kaldıralım. Ondan sonra toplantı düzenledik İstanbul'da Balat tarafında.
Oraya yaklaşık 250-260 kişi geldi. Bu bizim için o anlık yeterli bir sayıydı. Yani evet, ümit veren ve de yeni arkadaşların da katılımıyla. Orada biz ilk kurucu başkanımız Gönül Hanım, ben, işte diğer işte emekli olmuş fakat davamıza gerçekten büyük destekler olan sevgili arkadaşlarımızla birlikte Gönül Hanım'ı ben orada başkanlığa tekrar önerdim. Gönül Hanım'ın haberi yoktu. Evet. Orada haberi oldu ve tekrardan biz bu işe koyulduk. Hatta seçimlerde, 2018'de seçimler zamanında biz hatta bir ara çekilmeyi bile düşündük. Ama mecliste, meclisteki aritmetikte ilk defa bizim davamızın çözümü aşamasında oy kullanacağını beyan eden vekiller ve siyasi partilerin çoğunluk olduğunu gördük. Dedik ki buraya geldikten sonra bizim burada bırakmamız olmaz. Ve Gönül Hanım'la tekrardan biz bir atılım yapalım dedik. Bütün illere indik bu sefer. Edirne'den Diyarbakır'a kadar. İzmir'de sevgili arkadaşlarımızın... Şimdi İzmir'e geldik Mustafa abi. İzmir'e geldik. Evet. Doğan Bey, şimdi sizden dinleyelim. Yani İzmir'de dernekleşmeyi ihtiyaç duymanızı iten sebep neydi? Sayın Mustafa Avcı'nın Türkiye'deki örgütlenmesini, evet, gözlemlediniz. Emeklilikte yaşa takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin Türkiye'deki varlığını hissettiniz. İyi şeyler yaptığını hissettiniz ve 2019 yılı Eylül ayının 29'unda İzmir'de derneğimizin açılışını yapacağız. Derneğinizin açılışını yapacaksınız. İzmir'de, Ege bölgesinde bugüne kadar edindiğiniz bilgiler olarak bir rakamsal bir şey var mı? Yani Ege Çukuru'nda emeklilikte yaşa takılan kaç kişidir? Şimdi Fuat Bey, öncelikle teşekkür ediyoruz. Bizleri davet ettiniz. Sesimiz oldunuz. Sesimiz olmaya çalışıyorsunuz. Şöyle, İzmir'de dernekleşmeye neden ihtiyaç duyuldu? Önce bunları bir anlatayım. İstanbul'da tek derneğimiz vardı. Mustafa Başkan'ın söylediği gibi. Evet. Ama kitle çok büyüktü. Evet. Çünkü emekli yaşa takılanlar bugün sadece İstanbul'da değil, 81 ilde, hatta her evde bir mağduriyet vardı. Evet. Biz de bunu gözlemledik. Hatta 2 milyon insanla biz miting yaptıktan sonra Bolu'da 52 il temsilcisi ve yönetim kuruluyla bir toplantı düzenledik. 2 günlük bir kamp yaptık. Orada bir şey dedik, yani bu kadar mağduriyet varken tek İstanbul'da tek dernekle bununla başa çıkılmaz. Çünkü daha çok sesimizi duyurmamız lazım. Daha çok kitleye ulaşmamız lazım. Yani İzmir'de insanlar hakikaten bugün biz derneği açtıktan sonra, duyurularımızı yaptıktan sonra çoğu insan İzmir işte bir EYT derneğinin olduğunu farkına vardı. Bir EYT mücadelesinin olduğunu farkına vardı. Bu doğrultuda dedik ki biz bir tık daha yukarı çıkmamız lazım. Biz mağduriyetimizi dernek olarak değil, daha kurumsal bir kimlikle, federasyonla bunu güçlendirmemiz lazım. Evet. Hükümete karşı bu şekilde gitmemiz lazım. Bu doğrultuda dedik her ilde bir dernek açalım ve federasyon olalım. Bunlardan işte bir tanesi de İzmir iliydi. Sağ olsun Gönül Başkanım ve Yönetim Kurulu İzmir'de dernek kurulması için bizlere yetki verdiler, bizlere güvendiler. O doğrultuda biz de 10 Temmuz 2019 itibariyle resmi statümüzü aldık biz dernek olarak, ama tabii derneğin işte bir yapısını oluşturuncaya kadar, üyelerini seçinceye kadar, üyeler kayıtları yapıncaya kadar bir süre geçti. 15 Eylül'de de genel kurulumuzu yapıp normal yönetim kurulumuzu seçtikten sonra nasipse yarın 29 Eylül itibariyle de resmi açılışımızı yapıp dernek ofisimizin açılışını yapacağız. Faaliyetlerimize devam edeceğiz. İzmir'de şöyle, Ege bölgesi olarak değil de İzmir 5 milyon nüfuslu bir şehir. Evet. Bunun 40 ile 50 yaş arası 700-800 bin kişi insan var. Yani şu anda İzmir'de 700-800 bin EYT'li var demektir, mağdur var demektir. Evet. Çünkü bu yasa 40 ile şu an itibariyle 40 ile 50 yaş arasını kapsayan bir yasa. Daha belki fazlası da vardır ama 50 yaşa kadar kesin kapsıyor. Evet. Bu da İzmir'deki nüfusu 700-750 bin. Yani İzmir'de şu anda 750 bin EYT'li var demektir. Evet. Bunları yani da biz derneklerimize toplayıp daha güçlü bir şekilde mücadele edip, hakikaten bakın bugün dernek olmasaydı devlet EYT diye bir şeyi gündemine kesinlikle almazdı. Bugün basında bu kadar bir şey çıkmazdı ama dernek kurulduktan sonra ve EYT'nin farkına varıldıktan sonra artık her gün gündemdeyiz, her gün basındayız. İşte Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu bir talimat var. Hani bunu çözün, bununla ilgili bir komisyon kurun. İnsanlar mücadele ederse muhakkak mücadelesinin sonucunu da alacaktır demektir. Ve siz bu derneğin yönetim kurulu başkanlığını üstlenirken Ülkü Güney Hanım da
Adnan Menderes Üniversitesi'nde eğitim gördüm. Bu eğitimimi, bu kültürel bilgimi bu dernekte değerlendireyim diye Ülke Hanım da yönetim kurulu üyesi oldu ve derneğinizin şu anda genel sekreterliğini yapıyor. Ülke Hanım, sizin düşünceleriniz nedir? İzmir'de neleri başarırız diye düşünüyorsunuz? Bir kere bilinçlendirmeyi artıracağız. Evet. Etrafımızda emeklilikte yaşa takıldığını fark etmeyen inanılmaz insanlar var. Yani ilk önce bana şunu söylüyorlar. Ya boş ver, niye uğraşıyorsun? Evet. Hiç çaba göstermeye gerek yok. Çıksa da yararlanacaksın. Zaten çıkmaz bu. Evet. Diyen çok insan var. Ya da gerçekten yaşa takıldığını fark etmeyen insanlar var. Ya da alacakları maaşı farkında olmayanlar var. Yani aylık bağlanma oranlarının değişmesiyle alacakları... Aynen öyle. Ama o da bizimle ilgili. Bizim tüzüğümüzde o da var. Evet. Yani insanları bilinçlendirmemiz gerekiyor. Biz şu anda onu yapıyoruz. Bizim bir de sosyal yardımlaşma yönümüz var. Yani çok güzel. Yani siz, ben dernekte genel sekreterlik yazışmaları yapma dışında eğitime dönük eylemleri de gerçekleştirebileceğinizi ifade ediyorsunuz. Aynen öyle. Bunu nasıl yani nasıl başaracaksınız? Şimdi neler düşünüyorsunuz? Mesela dün bir partimizi ziyaretimiz vardı. Parti ziyaretinde orada olan arkadaşların bile bir takım şeylerin farkında olmadığını anladık ve onlarla ilgili şöyle bir proje yapalım dedik. İlk önce küçük çaplı, ilçeler bazında EYT ne demek? Çünkü biz EYT broşürlerimizi bastırdık. Evet. EYT'li kimdir? EYT ne demektir? Evet. Nereye gelebilirler? Derneğe nasıl üye olabilirler? Bununla ilgili ilçelerde ufak toplantılarla başlayacağız. Çok güzel. Ve bunu sadece bir parti üzerinden değil, bütün partilere teklifimiz açık. Çünkü biz her zaman söylüyoruz. Biz hiçbir partiye mensup değiliz. Biz parti üstüyüz. Çok güzel. Ya ben sizleri konuk etmeden önce yaptığım araştırmada Serap Hanım'ın da İzmir'deki yerel yöneticilerle çok sıkı ilişkiler. Serap Hanım derneğimizin İzmir saymanı. Sizin düşünceleriniz nedir Serap Hanım? Evet. Sayman olarak ya da İzmir'de neleri hedefliyorsunuz? Ülke Hanım'ın söylediği gibi öncelikle amacımız bilinçlendirme. Çünkü gerçekten EYT'li olduğunu insanlar daha bilmiyorlar. Dün başıma bir iş geldi. Elimde form vardı. Üye formum bir kişi, ben mağdurum, gelemiyorum. Gelirseniz ben üye olmak istiyorum dedi. Elimde üye formunu gören başka biri EYT ile ne ilginiz var sizin dedi. Dedim yönetim kurulu üyesiyim. Biz de olmak istiyoruz dedi. Yani İzmir'de derneğin açıldığından, böyle bir oluşumdan daha haberdar olmayan birçok insan var. Bizim ilk hedefimiz bu tür insanları bilinçlendirmek ve üye yapmak, aramıza katmak. Yani çünkü Doğan Bey, gerçekten sizin ve yönetim kurulunuzun işi hayli zor. Yani bu şeye benziyor, 1970'li yıllarda Sosyal Güvenlik Kurumu içerisine Bağkur girdiğinde kadınlar, ben 20 yıl sonra emekli olacağım, boş ver. Erkekler 25 yıl bekleyecekmişim, boş ver. Şimdi de Ülke Hanım biraz araladı, Serap Hanım da devam ediyor. Emeklilikte zaten çıkmaz ki, bizim halkımızda öyle bir şey var. Dün yaşadıklarımızı neler bir başka? Aynen öyle. Mesela üye olacaklarını söylediler ve üye yaptım yani. Yaklaşık 10 kişiyi üye yaptım ve önümüzdeki hafta içinde tekrar randevuleştik. Çünkü elimde form kalmadı. Ben o kadar bir talep olacağını açıkçası düşünerek gitmemiştim. Önümüzdeki hafta devam edeceğiz. Bilinçlendirme bizim tek şeyimiz. Dediğiniz gibi sosyal medyada da görmüşsünüz. Her yere gidip derdimizi anlatmaya çalışıyoruz. Büyükşehir belediyeleri, ilçeler, ne kadar destek alabilirsek o kadar çok insana ulaşabiliriz bizler. Evet. Çünkü desteğe bu konuda ihtiyacımız var. Yani bizlerin dernek olarak ne kadar bir gücü olduğu tabii belli. Yani biraz sonuçta bir amme hizmeti. Aynen. Göreceksiniz tabii yani. Ki. Aynen. Sonuçta ben 18 yaşında işe başladığımda 20 yıl sonra emekli olacağım
gözüyle bakıyordun. Zaten şu masadakilerden en büyük mağduriyeti yaşayan sizsiniz. Yani İlka Hanım yaklaşık 4-5 sene beklerken siz 9 sene. Yok 10 yıl. Benim de 10 yıl. Geçen süresi var. Geçen süre var. 26 evet. yıldır sigortalıyım. Evet. 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 Benim de toplamda 14 yıl vurdu. Evet. 4'ü gitti. İşte 9'u kaldı. İnşallah geçecek diyoruz. Biz 38 yaşında emeklilik hak edeceğiz derken üzerine bir 10 yıl daha çalışma süresi geldi. Sonuçta 7560 günümü tamamladım. 21 yıl bir fiil çalıştım. Ama gelinen nokta bir mağduriyet oldu. Ben bunu sosyal hesaplardan açıkçası takip ederek başladım. Ha dedim böyle bir dernek varmış. Benim adıma neden birileri koşturuyor? Ben niye evde oturup da emekli olmayı bekliyorum gözüyle başladım bu işe ve sonra dernek başkanımız Ülke Hanım'la tanışmamız gerçekleşti ve şu an böyle. Yani 38 yaş benim için çok anlamı olan bir yaş. Benim eşim 38 yaşında emekli oldu. Benim iki kızım var. 18 yaşında işe girdi. 38 yaşında girmesini mütakip ben bir saat çalıştırdım eşime. 38 yaşında emekli oldu ve iki kızımın büyümesinde, eğitimlerinde Allah razı olsun eşimin çok büyük katkısı oldu. 38 yaşım benim için büyük bir anlamı vardır. Sayın Genel Başkan Yardımcım, derneğe üye olmanın koşulları nedir? Derneğimize üye olmanın koşulları zaten genel bütün derneklerde olduğu gibi bizim web sayfamız var. Evet. Ya da derneğe gelip kendi formlarımızı dolduraraktan bizim şu anki eski yani tüzüğümüzde olan şey 3 liraydı aylık. 36 lira. 10 lirada kayıt parası vardı. 46 liraydı. Evet. Bunun yanında biz tabii ki herhangi bir işletmemiz yok. Kar amacı güden bir dernek de değiliz. Evet. Sadece üyelikler ve bağışlarla ayakta duruyoruz. Bizim sadece EYT'li olması, arkadaşlarımızın derneğin formunu doldurması yeterli. Yani 5 dakikalık bir işi var bizim için yani üyelik için. Mustafa Bey, şimdi çocuklarımdan söz etmişken siz Türkiye'de emeklilikte yaşa takılanların tamamının yasa çıkmasıyla birlikte emekliliğe başvuracağına inanıyor musunuz? Yok öyle bir zaten bir şey yok ki. Kademeli zaten. Yani buradan yola tabii çıkalım. Ki. Yani şimdi mesela Doğan Bey'in çocuğu vardır, işte okula tabii. gidiyordur, üniversiteye gidiyordur vesairedir. Evet. Yani ve çalışıyordur. Çalışıyordur. Yani Doğan Bey gibi niceleri her ne kadar yaşı günü yılı dolsa bile bu yasa çıksa bile çocukları adına çalışmaya devam edeceğini ben düşünüyorum. Evet. Bu genelleme Türkiye'de nedir sizin duyumlarınız? Şimdi şöyle söyleyeyim ben. Şimdi az yani önce burada siyasileri bir şey yapalım. Çünkü tabii. Burada sayın siyasiler işte şu kadar kişiyi emekli edersek bütçe şöyle olur. Ben onunla ilgili sizden bilgiler almadan önce bir rakam vereyim sayın izleyicilerimize. 2019 yılı Haziran ayı için şu anda Türkiye'de 22 milyon 260 bin aktif sigortalı var ve buradan aylık alan kişiler sayısı 12 milyon 828 bin. Yani burada bir sigortalı dul, yetim, emekli aylıklarını yani bir sigortalıdan alınan sigorta primiyle 4 kişiye maaş veriliyormuş hesabı çıkıyor. Ayrıca yine 2019 yılı için bilgiler netleşmedi ama 2018 yılında 245.1 milyar toplam maaş ödendiğini, toplam giderin Sosyal Güvenlik Kurumu'nun toplam giderinin 385 milyar olduğunu ve toplam gelirinde 369.2 milyar olduğunu. Genel olarak Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 2018 yılında 15.7 milyar açık verdiği ifade edilmektedir. Buradan yola çıkarak Mustafa Bey, sizin biraz evvel sorduğumuz sorunun yanıtını verir misiniz? Türkiye'de kaç kişidir emeklilikte yaşa takılan? Şimdi şöyle söyleyelim, biz Sosyal Güvenlik Kurumu'na Gönül Başkan'ın resmi imzasıyla başvurduk. Ya bu arada Gönül Başkan deyince
Sağ olsun Doğan Bey, dün telefonla görüşmemizde Gönül Başkanı'nda, Genel Başkanımızın da katılabileceğini ama İstanbul'da yaşanan deprem riskleri nedeniyle saati uymadığını söz etti. Burada gıyabında Genel Başkanımıza da teşekkür edelim. Tabii ki bizler de teşekkür ediyoruz. Nedeniyle. Şimdi bizler Gönül Başkan'ın imzasıyla Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurduğumuzda bize sayıyı vermediler. İlk önce buradan bakalım. Biz maliyet hesabını bize de soruyorlar. Sizler diyorlar bir çalışma yapın. Sizler diyor sayınızı soruşturun. Ama biz devletin resmi kurumuna başvurduğumuz zaman kendi yani sisteme bastığı zaman ülkede ne kadar emeklilikte yaşa takılan var, sigorta süresi dolmuş, primi dolmuş insan var. Onların hepsini bir kalemde bizlere ya da işte resmi olarak açıklama yoluna gitmeleri gerekirken bize bunların rakamlarını vermiyorlar. Vermedikleri zaman da bize dedikleri şu, gittiğimiz makamlarda siz de bir çalışma yapın, maliyetini araştırın. Biz de aynen ben şu cevabı verdim. Dedim ki bizler kendi isteğimizle mağdur olmadık. Bir gece yarısında 17 Ağustos depreminin insanlar yarasını sarmaya çalışırken gece yarısında çıkarılan bir yasayla bizlerin hakları 1 ile 17 yıl arasında ötelendi. Onun için bunun biz maliyet tarafına bakmıyoruz. Biz mağduriyet tarafına bakıyoruz. Biz kendi mağduriyetlerimizin ne olduğunu anlatacağız. Bizi yönetenler de bu mağduriyetlerin giderilmesi için çalışmalar yapacak. Maliyet hesabını bırakacaklar. Mustafa Bey, sözünüzü balla kesiyorum. Yani şu anda WhatsApp hattım iyice şişmiş durumda. Gerçekten sizi ve üyelerinizi kutluyorum. Burada üyelerinizden Abdullah Doğanay'ın çok güzel bir ifadesi var. Ben bunu izleyicilerimize okumak istiyorum. Emeklilikte yaşa takılanlar denince neden erken emeklilik aklına geliyor insanların? Bu aslında erken emeklilik değil. Hala haberlerde bile erken emeklilik diye bahsediliyor. Lütfen bu konuda erken emeklilik değil, hak edilen emeklilik diye bahsedelim. Lütfen bu yasa geriye doğru işledi. Artık gasp edilen haklarımızı meclis açıldığında bir an önce verilmesi için çalışmanın başlaması gerektiğini düşünüyorum. Saygılarımla Abdullah Doğanay. Çok doğru. Abdullah Doğanay. Teşekkür ediyoruz. Çok güzel düşüncelerini ortaya koymuş. Evet. Biz de zaten bunu söylüyoruz. Biz de mesela televizyon kanallarından geldikleri zaman bakın bizim haberimizi verirken bu erken emeklilik algısını ortaya koymayın. Yani bu bilinçli olarak veriliyor. Bir üyeniz de bu mücadele sonuna kadar sonuç alana kadar sürecek. Sadaka değil, hakkımızı istiyoruz. Bizimkisi bir hak hikayesi. Sloganlarımız. Bizim sloganlarımız. Ben zaten buraya da bir not almıştım. EYT namuslu bir hak arayışıdır diye bir ibare vardı. Bunu da sevgili Çetin Ünsalan dostumuz, gazeteci dostumuz, televizyoncu dostumuz bunu kendi bizim davamızı gerçekten çok iyi bilen, bize çok destek olan, programlarına her zaman yer veren arkadaşımız. Şimdi bizim buradaki en büyük amacımız insanları kaderine razı olmaktan çıkarmak. Yani haklı, hukuka aykırı olarak ellerinden alınan haklarını savunmak, geriye alabilmek adına mücadelenin içinde olmalarını sağlamak. Evet. Yani insanları ya kendilerinin uğramış olduğu, yani 10 yıl sonra değil, bugün biz altyapıya inmeye çalışıyoruz. Altyapı nedir? Gençlerdir, öğrencilerdir. Bakın gençler, bizler sizlerin babalarınız, anneleriniz, amcalarınız, dayılarınız, teyzeleriniz olarak bu mağduriyeti bugün yaşıyoruz. Ama yarın sizler bizden daha da büyük mağduriyetler yaşayacaksınız. Herhangi bir düzenleme olmadıkça, bizlerin bu haklı mücadelesine, hak arayışına destek olmadığınız takdirde, bizleri yalnız bıraktığınız takdirde hakikaten yarınlarda bizden daha büyük sıkıntılar yaşayacaksınız. Çünkü sizler sosyal güvenlik uzmanısınız. Tabii ki bu işlerin pirinsizsiniz. Estağfurullah. Tabii ki bu doğrusu olan bu çalışmayı yapan sizlersiniz. Ama şurada şu var. Bugün 3 kademe olan emeklilik maaş bağlama oranlarında 1. kademe 99'a kadar olan, 2. kademe 99-2008 ve 3. kademe de 2008'den sonrası. Şu anda 2008'den sonra sigortaya girenlerin aylık bağlama oranları %28'lere kadar düştü. Yani düşünün, ben bugün 943 lirayla emekliye ayrıldıysam
şu anda da 2,5 senede 1300 küsürlere geldiyse bu rakam, şu şartlarda baksınlar bakalım kendilerine olan bir de perde arkasına dönsünler, kendilerini koysunlar, empati yapsınlar. Bana bağlanan rakam yüzde diyelim ki 45-50 iken kendilerine %30 bağlandığı zaman ne kadar maaş alabileceklerini ve sosyal yapıda bu kazançta nasıl tutunabileceklerini, çoluk çocuklarını nasıl yetiştirebileceklerini düşünsünler. Bizleri yönetenlere zaten biz bunun için sistemkarız. Bizler hakkımızı aradığımız zaman otomatikmen bir siyasi yani, partinin ya bizleri yönetenlerden haklı olarak böyle talebiniz var. Tabii ki. Ama biliyorsunuz geçmişe dönük gün kazanmada Sosyal Güvenlik Kurumu'nda halen uygulanmakta olan kurallar, işte bayan kardeşlerimiz için eğer doğum öncesi sosyal güvenlik çatısının altına girmişler ise doğum borçlanma hakları var. Biz erkeklerin askerlik borçlanma hakları var. Onun dışında ne boşluk doldurma ne de bir şey söz konusu değil. Ama bugün parlamentoda görev yapan ya da görev yapmış olan milletvekili, sayın milletvekillerinin böyle bir kaygısı yok. Geriye dönük boşluk doldurma değil. Eğer 10 yıla ihtiyaçları var ise 10 yıla hemen borçlanabiliyorlar. En acısı nedir? En acısı var mesela ona bağlantılı olarak. Evet. Mesela arkadaşlarımız işte 5500 günden emekli olacakken 9600 gün diyor. Evet. Normal bir asgari ücretli olarak düşünün. 10.000 günü deviriyor. Halen önünde 3-5 senesi var. Daha da çalışacak bu insan. Ve de o atıyorum 5 sene sonra emekli olacaksa beklediği süre 10 küsür 14 dediği gibi 14 sene bekleyen arkadaşlarımız var. 14 sene sonra alacağı emekli maaşından eğer ki asgari ücret ya da asgari ücretin üzerinde birazcık çalıştığı takdirde her ay 2,5 lira 3 lira arasında da maaşından düşüyor. Yani bu insan devletine 2 katından fazla prim ödediği halde sanki kötü bir şey yapmış, kendisi açısından kötü, mağdur ediliyor. Ama devlete katkı sunuyor, ülkesine katkı sunuyor. Buna rağmen alacağı maaşından düşüm yaşanıyor. Yani bunlar da çok acı. Yani mesela şöyle bir Türkiye'de ulusal basında çıkan bir haber vardı. Siz gülümsediğinize göre bu haberi biliyorsunuz. İşte geçici madde 70'te nelerin olacağı bir gazete yazmış. İşte sanki emeklilikte yaşa takılanlar yasası hazırlanmış. 8 Eylül 1999 tarihinden önce ilk defa sigortalı veya iştirakçı olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte bu kanuna ve mülga sosyal güvenlik kanunlarına göre emeklilik için gereken prim gün sayısı ve sigortalılık süresi veya hizmet süresi koşullarını sağlayıp yaş konusunu sağlayamayanlardan kuruma yazılı olarak başvuranların yaşlık aylığı bağlanır. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar kurum tarafından sanki yasa çıkmış gibi gazetelerde haber yapıyorlar. Şu anda öyle bir şey yok. Ve ben, evet Sayın Genel Başkan Yardımcısı böyle bir şey yok. Ve ben bu gazetenin yöneticilerini, hatta halkımızı buradan uyarmak istiyorum. Efendim yasalar ulusal ve yerel basında çıkan haberlerle çıkmıyor. Yasaların yayınlanacağı resmi yayın organı resmi gazetedir. Ben emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bu haberi yapan ilgili gazetenin yöneticilerine ya böyle alay konusu, böyle terbiyesizce yani emeklilikte yaşa takılanların üzerinden tiraj arttırma adına, prim yapma adına böyle haberleri yayınladıklarından dolayı kınıyorum bu gazetenin yöneticilerine. İsim vermek istemiyorum. Burada emeklilikte yaşa takılanlar kardeşlerimizin büyük bir çoğunluğu bunu görmüş. Şöyle bir durum da oluyor. Bu bizi de sıkıntıya sokuyor. Arkadaşlarımız arıyor, böyle bir şey duyduk, siz bizden saklıyor musunuz diyorlar. Yani bunun gerçek bir şey olsa biz sadece söyleriz. Evet. Bizim tek bildiğim şey dediğiniz gibi resmi gazetede biz bunu yayınlandığı gün ona inanırız. Yani böyle sağdan soldan çıkan haberlere falan inanmayın. Telefonlarım susmuyor. Gerçekten biz de zor durumda kalıyoruz böyle gerçek dışı haberlerden dolayı. Doğan Bey, akşam sizinle telefonla görüştüğümüzde Mustafa Bey de rakam vermeye çalıştı biraz evvel konuşmasında. Sosyal medyada aktifsiniz benim gördüğüm kadarıyla. Evet. Gruplarınızda
kaç kişiye aynı anda bu tür iletişime geçebiliyorsunuz? Aynı anda kaç kişiye bilgi aktarabiliyorsunuz? Bilgi alışverişini bulunabiliyorsunuz? Şu anda bizim büyük grup dediğimiz bir tane Facebook grubumuz var. Orada 750-800 bin kişi var. Çok güzel. Bunun dışında da her ilde bir gruplar var. Bu grupların da en küçüğü 5000-6000 kişilik bir gruplar Facebook grubu olarak. Buna istinaden bizim İzmir WhatsApp grubumuz var. 4 tane grubumuz var. Hepsi de dolu. Yani WhatsApp grupları biliyorsunuz 250 kişiden fazla olduğu zaman almıyor. Bu grubumuz var. İşte Twitter, Instagram, evet. Her Twitter'da yerde. Çok etkili, evet, şu anda. Çok etkili. Zaten programa başlamadan önce İlkan Hanım hemen telefonunu kenara aldı. Fuat Bey, buradan yayınları takip edebilir miyiz diye. Ben onu hissettim. Sanırım yani dernekte. Andan, evet. Dernekte, ben şöyle söyleyeyim. Hemen WhatsApp hattımı açayım ben size. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 grupta, evet, WhatsApp grubunda paylaşıldı. Bunun dışında Facebook'ta yaklaşık 10 il, bir tanesi büyük grup olmak üzere 10 ilin özel Facebook sayfasında paylaşıldı. Ve Twitter'la ilgilenen arkadaşlarımıza da bu haberi attık. Büyük bir ihtimalle biraz sonra Twitter'da başlayacak. Yani ben programa girmeden önce bizim Denge Medya grubunun değerli gazetecisi Ayşe Hanım bana program öncesi şey yaptı. Twitter'da müthiş bir izlenim varmış. Sanıyorum o da programı şu anda izliyor. Kendisi de burada şu anda. Yani bu konuşmamızı iyi bir haber haline getireceğine, evet, inanıyorum. Ona mesajlar verelim ki. Bunu kısaca şöyle anlatalım. Biz İstanbul Matematik mitingini yaparken 3 günde 2 milyon insanı topladık bu sosyal medyadan. Yani Perşembe günü aldık iznini. Bir anda resmi gün sadece, evet, bize kalan ve de 1 milyon hedef koyduk. 2 milyon Bey'in dediği gibi 2 milyon insan orada. Yani 3 günde onu toparlayabildik. Alan, sosyal medyada bir anda biz 2 milyon 3 milyon insanı rahatlıkla ulaşabildik. Şöyle gördüğünüz alanı, şöyle gördüğünüz Maltepe miting alanını şöyle düşünün. Bize emniyette gösterilen şeyde bir X bir partinin dediler ki emniyette şu kadarını dedi doldurdu bir tanesi. Diğeri dedi şu kadar yaptı, diğeri bu kadar dedi. Hatta gönül başkanı orada şöyle yaptı. Bunun arka tarafı yeşil alan dediler. Bariyerleri buraya koyuyoruz. Dedi ki siz dedi o bariyerleri oradan kaldırın. Orası da bize yetmeyecek dedi öteki tarafa. Sabahleyin, evet, evet, sabahleyin oraya gittiğimizde Gönül Hanım o şeyi alanı göründü tekrardan. Dedi ki abi dedi, burayı nasıl dolduracağız biz dedi ya dedi. Biz de ne yaptık böyle dedi. Karşıya gittik, kafeye gittik, kahvaltımızı yaptık, hazırlığımızı yaptık. Biz erken geldik. Tabii mitingi de Ülke Hanım'la beraber sunmuştuk biz o gün. Ondan sonra tabii insanlarımız akın akın gelmeye başlayınca illerden falan. Ama hakikaten İstanbul o gün gerçekten davasına sahip çıktı. Hani dışarıdan gelen tabii ki dostlarımızın emekleri tartışılmaz. Onlarınki de zaten İstanbulluluğunkinden kat kat daha değerli bizim için. Çünkü evet, gecesini gündüzüne kattı, çoluğunun çocuğun rızkından ayırdı. Aç ve aç. Biz orada su dahi veremedik. Çünkü bizim paramız yok, derneğimizde bir şey yok. Evet. Ona rağmen o kadar büyük bir atılım yaptık biz. Her ilçeye indik ve işte dediğim gibi böyle muhteşem bir kadroları yarattık biz. İzmir'den de bütün 22 iller, otobüs gelmiş, evet, başkanım yani. Ve İzmir'den bir simitle gidip geldik biz. Yani. Tabii ki. Evet. Yani evet, insanlar şimdi kendilerinin mesela dava büyüdü. Sizler de takip ediyorsunuz. Bizim derneğimizin ortaya koymuş olduğu ekiplerle birlikte ortaya koymuş olduğu mücadelesi gerçekten karşılığını buldu toplumda. Mustafa Bey, son günler, yani özellikle bugünlerde emeklilikte yaşa takılanların haklarının iyice gündeme gelmesiyle birlikte Sayın Cumhurbaşkanı bir profesöre, yani evet, Vedat, evet, Bilgin Hoca'ya bir görev verdi. Ve Vedat Bilgin sizinle iletişime, evet, geçti. Evet. Yani sendikalarla ve dernek olarak sizinle ne hissediyorsunuz? Yani şimdi, burada bir Finlandiya modelinden söz ediliyor. Evet. İşte emekliliğine 5 yıla kalanlara işte 2000 lira maaş alacaksa bu sene %20'si, %15'i, %10'u, %5'i gibi kesintiler yapılarak verileceği. Bunlar şayialar dolaşıyor. Bunlar önceden beri var, yıllardan beri var. Hazırda olan, işte çalışmaları olan birçok biliyorsunuz. Yani hükümetler ya da kurumlar, kuruluşlar
her zaman A, B, C, D planlarını ortaya koyarlar. Yani şimdi programımızın hemen hemen sonuna doğru yaklaşıyoruz. Evet. Zaman akıp gidiyor. Burada Sayın Hoca'dan, Vedat Bilgin'den ne hissettiniz? Ve şu anda taleplerinizi gündeme getirmişsiniz. Ne istiyoruz? Bizler dediğimiz gibi 99 yılında çıkarılan 4447 nolu yasayla birlikte elimizden alınan hakları geçmişte olduğu gibi tekrar geri istiyoruz. 8 Eylül 1999 yılında 4447 sayılı yasayla elimizden alınan hakların bir, geri verilmesini istiyoruz. Aynen. İki, alın terinin muhasebesi olmaz, pazarlığı olmaz. Evet. Biz ortaya koymuş olduğumuz alın terinin, emeğinin hakkımızı geri istiyoruz. Evet. Komple. Bunun dışında işte Finlandiya modelidir ya da değişik modeller vardır diğer ülkelerde uygulanan, Avrupa'da ya da dünyanın belli ülkelerinde, ama bizde uygulanan bellidir zaten. Bizde yaşatılan mağduriyet belli. Bunlar toplumda büyük travmalara yol açtı Fuat Bey. Mustafa Bey, Doğan Bey ile birlikte sanıyorum siz geçmişten bu yana bunun çok eziyetini yaşadınız. Tabii ki. Yani özellikle şu 2019 yılının Eylül ayında bu sıcaklık iyice arttı ve siyasiler de ha dediler. Yani biz bunu, çünkü Sayın Emre Kongar Hoca'nın bir araştırması var. Türkiye'de sosyal medyada yer alan 10 sorun nedir araştırmasında emeklilikte yaşa takılanlar ilk 10 içerisine sorun olarak gerçekten girdi. Sayın Emre Kongar'ın o tespitiydi bu, ki genel olarak doğru olan buydu. Evet. Yani geçmişte elbette geç emeklilikten dolayı sorun yaşadınız. Mesela geçtiğimiz senelerde özellikle yaşadığınız sorunlar neydi? Çok acı olanlarını söyleyebilir misiniz? Ben şöyle söyleyebilirim. Geçmişte de var, bugünde de var. Geçmişte kendim bile mesela işsiz kaldığımda, İşkur'a gittiğimde benden yapabileceğim işleri, CV'm nedir, işte mesleğim nedir, bütün hepsini benden aldılar. 10 ay işsizlik maaşı aldım ben. 400 lira falan, 421 lira hatta. O zaman, o dönem içinde almış olduğum tazminatımı yatırım yapabileceğim yerde kullandım, gelecekle ilgili yatırım yapacağım halde. Kullandım ben, ailemin geçimi için, çocukların eğitimi için kullandım. Ki onun kullandığı da, o da yetmedi de. Onun yanında bir tane o kurumdan bana bir iş teklifi gelmedi. Evet. Yani hani devletin genç deyip işverenin yaşlı diye bizleri geri çevirdiği noktanın en net izahı budur. Bizim İstanbul'da bir arkadaşımız çocuğuna önlük alamadı diye intihar etti. Halil Yılmaz adında. Evet, acı olan bunlar yani. Bunları aslında dile getirmek istenmiyordu ama sağlık yardımı alamamasından dolayı. Değil, genel sağlık sigortası primini ödeyemeyip evine haciz gelen insanlar. Evet. Sözünüzü kesiyorum. Antalya İl Temsilciniz Sayın Yeşim Koçay'ın. Evet, sevgilerimizi sunuyoruz Yeşim Hanım'a. Bir iletisi var. Sosyal yardım gibi bağlanacak emekli maaşı istemiyoruz. Evet. 1300 lira ile nasıl geçinilir? Aylık bağlama, staj, yaş, bunlar bir bütündür. Çok doğru Yeşim Hanım. Derneğimizin bütün mağdurları kapsayacak bir formül zaten önerildi. Formül 8 Eylül 1999 öncesi bütün haklarımızın iade edilmesidir. Emeklilikte yaşa takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Antalya İl Temsilcisi Yeşim Koçay Hanım, teşekkür ediyoruz. Tüzüğümüzü zaten burada EYT hakkımızı söke söke alırız. Çok güzel bir slogan. Yine ben ona karşıyım. 4 tanesi 51-51 ile biten. Bu heyecandan yazılmış bir şey olabilir. EYT hakkımız değil bizim. Emeklilik hakkımız bizim. Kısaltılmış bir yazı. EYT bizim hakkımız değil. Hayır dedim. O zaman burada işim yok. Gidince. Burada geçtiğimiz zamanlarda benim Adana'da EYT'li olarak sadece 8 Eylül 1999 öncesi haklarımızın iadesini istiyoruz. Herhangi bir model istemiyoruz. Evet. Son numarası 2421 ile biten bir izleyicimiz. Fuat Bey, biz işe girdiğimiz şartlardaki haklarımızı istiyoruz. Evet, yani sizinkine çok güzel ifade etmiş. İki kat prim ödemişiz. Aylık bağlanma oranlarımız yarı yarıya düşmüş. Evet. Çalıştıkça da maaşlarımız düşüyor. Bir de iş vermiyorlar. EYT haktır.
hakkın bir an önce teslim edilmelidir. Saygılar. Bakın Mustafa Bey, evet, siz buna değindiniz. Ben de sosyal güvenlik uzmanı olarak yine bir açıklama yapmak istiyorum. Çalıştıkça maaşlarımız düşüyor. Ben hep söylerim, Türkiye'de biliyorsunuz kişilerin emekli olabilmesi için emekli aylıklarının tespitinde 3 basamak var. Ben 31 Aralık 1999 öncesi günleri ne evin temeli olarak ifade ediyorum hep. 31 Aralık 1999 öncesi günler, 2000 ile 2008 arası günler ve 2008 yılından sonraki günler. Eğer halen de iş bulabilmiş, emeklilikte yaşa takılmış kardeşlerimiz naçizane iş bulmuş, çalışıyorlar. Aslında sağlık yardımından dolayı kendilerine yararı var. Emekli aylığının bağlanmasında zararı var. Neden? 1-10-2008 yılında çıkan yasa sonrası 2008 yılından sonra alınan, ödenen primler emekli aylığının böyle düşmesine sebep oluyor. 2019 yılı için ortalama Sayın Sayman da Serap Hanım da bilir bunları. Ortalama 6500 lira gibi eğer maaş tahakkuk ediliyor ise bir nebze maaşını korur. Tabii. Ama 2558 lira 40 kuruştan yola çıkarak prim ödeniyor ise yatırılan primler yurttaşlarımızın maaşının düşük olmasına gerektirir. Evet. O nedenle hani aşağı tükürsek sakal, yukarı tükürsek beyin misali. Aynen öyle. Sayın Genel Başkan Yardımcım, biliyorum yönetmenim birazdan kulağıma seslenecek. Ben o seslenmeden son sözlerinizi toparlayabilir miyiz? Şöyle yapalım. Bir mağduriyeti sürekli ben söylüyorum. Evet. Adana'ya gittiğimizde bir kız çocuğu karşıda gönül başkanı konuşurken elinde bir bankartta şöyle yazıyor. Babam kalp hastası, emekli olamıyor. Emekli edin. Ben okula gidemiyorum diyor. Ben de orada yaptığım konuşmada dedim ki bu kız çocuğunun yaşamış olduğu mağduriyeti babasının emekli edilmemesiyle, yani yaşının ötelenerek, evet, haddinden fazla prim ödemesine yol açıp da hastalığına rağmen emekli edilmemesini, bu çocuğun o mağduriyetini açıklayacak herhangi bir kanun maddesini koysunlar önümüze, biz kendi haklarımızla feda edip çekip gideceğiz. Bu bir. İkincisi şu, bizler hakkımızı aradığımız zaman kimden arayacağız? Çıkacağız. Bizi idare eden kim? İktidar. İktidardan arayacağız. Biz şimdi iktidardan aradığımız zaman yeri geldi FETÖ'cü, terörist bilmem ne olduk. Ama hiç kimse aramadı. Demedi ki ya Mustafa Avcı ya da Doğan Türker, gelin bakalım kardeşim ya şu TC'lerinizi verin de sizin bir şeyinize bakalım. Nesiniz, ne değilsiniz? Evet. Bizler bu ülkenin mozaiğiyiz. Her siyasi partiden, her ırktan, her dinden, evet, üstüne basarak, evet, söylüyorum. Evet. Her kesimden insanların oluşturduğu bir topluluğuz. Biz sadece ve sadece haklarımızı istiyoruz. Bunun dışında bizim ne bir hükümeti devirmek, ne bir siyasi partinin arkası bahçesi gibi olmak derdimiz yok. Bugün muhalefet yarın iktidara geçtiği zaman muhalefet partisi söz verdiği şekilde bunu yerine getirmezse bugün nasıl talep ediyorsak ondan daha fazlasını da talep edeceğiz. O nedenle bizleri yargılarken sadece ve sadece şunu düşünmeleri lazım. Bizler hepimiz ailelerimizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu geçindirmek için, onlara yarınlarda daha güzel günler yaşatabilmek için, eğitimlerini daha iyi şartlarda alabilmeleri için, bizlerin bugün yaşamış oldukları mağduriyetleri, yaşamış olduğumuz mağduriyetleri yarınlarda onlar yaşamasın diye bu mücadelenin içindeyiz. Bizler gelecekte gözlerinde korku, gözlerinde titreklik olan gençler istemiyoruz. Evet. Biz gençlerin de bu mücadelenin içine girmelerini, yarın yaşayacakları mağduriyetlere bugünden karşı çıkmalarını istiyoruz. Biz hiçbir zaman kırıp dökerek, hiçbir zaman hakkımızı almak için kimselere bir çamur atarak yola çıkmadık. Bizler alnımızın akıyla, alnımızın terini, emeğimizin karşılığını almak için yola çıktık ve aynı mücadeleyi, aynı kararlılıkla sonuna kadar sürdüreceğimizi ve de bizleri izleyen arkadaşlarımızdan da istediğimiz şu: kesinlikle medyada çıkan haberlere inanmasınlar. Zonguldak İl Temsilciniz Hüsnü Çaylı, evet, da selamlarımızı sunuyoruz Hüsnü. Sayın Genel Başkan'ın dileklerine katıldığını burada o da selamlarını iletiyor. Aleykümselam. Doğan Bey,
Bir yine İzmirli bir üyeniz Fuat Bey, Doğan Bey, yarınki açılışımızı anons eder mi diyor. Edeceğiz. O nedenle reklam değil. Biz TV'den ekranlarını her zaman için sizler için açık tutarız. Sizin haklı mücadelenizi desteklediğimizi sosyal güvenlik uzmanı olarak ben ifade etmiştim. Dostlarımızın Sayın Özgür Erdursun kardeşimin de sizin mücadelenizde yer aldığını biliyorum. Kendisine de buradan teşekkür ediyorum. Sevgilerimi sunuyorum. Doğan Bey, yarın açılışınız var. Evet. İyi bir katılımın olacağını hissediyoruz. İnşallah, umuyoruz, sizin bekliyoruz. Son sözlerinizi, dileklerinizi alalım. Şimdi şöyle, mağduriyetlerle ilgili zaten gerekli açıklamaları, işte çalışmaları Mustafa Başkanım anlattı. Ben de diyorum ki, bugün bu davanın buralara kadar gelmesi bu dernekler sayesinde oldu. Bunun daha güçlü bir şekilde ilerlemesi için üyelerin derneklere güç vermesi lazım ki derneklerde güçlü bir şekilde mücadelesini sürdürsün. Biz de onların öncülüğünü yapalım. Sesimizi daha gür bir şekilde duyuralım. İşte EYT, staj, abo mağduru bütün insanları derneklere üye olmak. Abo bağlı, abo derken aylık bağlı. Aylık bağlı oranlar. Biz onları artık yani abo olarak kısaltırız olarak aylık bağlı oranlar. Yani bunların hepsi bir mağduriyet. Birçok insan, milyonlarca insan da bu mağduriyeti yaşıyorlar. Bu insanların derneklere üye olmalarını, işte derneklere güç vermelerini, derneklerin onların taleplerini güçlü bir şekilde isteyebilmeleri için onların da derneklerin arkasında olması gerektiğini belirtmek istiyorum. Bu doğrultuda yarın 29 Eylül 2019 Pazar saat 13'te Mansuroğlu Mahallesi 226 Sokak No 9C Bayraklı İzmir adresimizde derneğimizin açılışı var. Tüm mağdur dostlarımızı, İzmirli dostlarımızı, İşte ben de bu davada olmak istiyorum diyen herkesi açılışımıza bekliyoruz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok İlkan Hanım. Ben farklı bir yere sesleneceğim. Evet. Ben partilerimize ve belediyelerimize seslenmek istiyorum. Bizler onlarla işbirliği içine girmek istiyoruz. Bizler halkı bilinçlendirmek istiyoruz. Toplantılar yapmak istiyoruz. Lütfen projelerimize kendi projelerini de dahil etsinler. Çok güzel. Ve tüm İzmir'e, tüm Ege'ye, tüm Türkiye'ye ulaşalım ve bilinci arttıralım. Şu anda nasıl ki köy kahvelerinde artık emeklilikte yaşa takılanlar konuşuluyorsa daha da alta inelim, mahallelere inelim ve gelsinler bize katılsınlar. Olmaz demesinler. Evet. Onlar varsa bir fazlayız. Bizim her zaman sloganımız bu. Sen varsan bir fazlayız. Lütfen bize katılın. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Serap Hanım. Ben bu derneğin para işine bakarım diyorsun. para yok. Öyle ama bizler farklı değerleri olan birçok insanın aynı mağduriyette nasıl bir araya gelip de birlikte olup buna karşı mücadele vermesini gösteren bir grup olduk. Evet. Biz birliktelikten doğan sinerjiye gerçekten çok inanıyoruz ve birlikte olduğumuz sürece neleri paylaşacağımızı ve başaracağımızı çok iyi gösterdik. İzmir'deki emeklilikte yaşa takılan dostlarımıza üye olma konusunda lütfen biraz daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Gerek derneğimizden gerek Instagram'dan yani her türlü web sayfalarından bize ulaşabilirler. Gelemeyenlere biz gidip VIP servisi de yapıyoruz ayrıca. Evet. Yeter ki birlikte olalım. Bu kadar. Teşekkür ediyorum. Konuklarıma çok teşekkür ediyorum. Bilemiyorum, burada zaman içerisinde emeklilikte yaşta kalanların sorunlarını dile getirmeye çalıştık. Elbette bu bir televizyon programı, başlama saati ve programın durumuna göre bitiş saati var. Bu çok kısa sürede sorunlarını, emeklilikte yaşta kalanların sorunlarını aktarmaya çalıştık. Ben konuklarıma verdikleri bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının bir an evvel sonuçlanması dileğiyle hepinize sosyal güvenlik dolu günler diliyorum.